Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Adanmış Bir Hayat isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrardan karşınızdayız. Bugünkü programda inşallah yine tasavvuf ehlinin, özellikle Efendi Hasenimizin yolunun önemli bir özelliklerinden birisi olan Hatm-ı Şerif noktasını konuşacağız. Bu konunun biraz da seçilmesindeki nedenlerden birisi, Hatm-ı Şerif noktasında gerçekten manevi olarak birçok teşviklerin, çok faidelerin, içerisinde geçen zikirlerle alakalı gerçekten çok büyük teşviklerin olduğu bir zikir çeşidi, daha doğrusu zikir şekli. O yüzden bugün Hüsamettin Hocam'la beraber Efendi Hazretlerimiz Hatm-ı Şerif hakkında neler derdi, nasıl teşvikler yapardı, Hatm-ı Şerif'i terk edenler hakkında nasıl ifadeler kullanırdı, yani kendisi hiç Hatm-ı Şerif'i terk eder miydi, bu konuyla alakalı neler demiş, inşallah bugün onu konuşmaya çalışacağız. Bu özellikle Efendi Hazretlerimize bağlı olan ihvan kardeşlerimiz için çok önemli bir açıkçası durum, hayati bir mesele. Bunu özellikle onların daha dikkatli bir şekilde dinleyerek amel sahasına dökmelerini özellikle rica ederiz. Çünkü Efendi Hazretlerimizin isteyeceği durum budur kıymetli kardeşlerim. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam, Hatm-ı Şerif biliyorsunuz ki Nakşi tarikatının esaslarından birisi. Evet, Efendi Hazretlerimizi konuşuyoruz ama Efendi Hazretlerimizin konuşurken sadece hayatından, tarihi bir kesitlerden öte Efendi Hazretlerimizin hayatını vakfetmiş olduğu ana mantığı anlatmaya ve bunu bizi dinleyenlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu da yani Hatm-ı Şerif konusu da bunlardan birisi. Efendi buna çok çok önem verirdi. Ciddi manada hastalığı zamanında bile, kendisi hastane odalarında yattığı zamanda bile aman bırakmayın noktasında çok büyük teşvikleri vardı. Bu konuyu müsaadenizle incelemek istiyoruz. Tabii ki bu konuyla alakalı sorularıma ilk şununla başlamak istiyorum. Şimdi bizi dinleyen kardeşlerimizden haklı olarak Hatm-ı Şerif'in ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Çünkü herkes ehli tasavvuf değil. Efendi Hazretlerimize bu bağlamda bir bağlılığı yok. O yüzden ilk önce Hatm-ı Şerif'in ne olduğunu, Hatm-ı Şerif'te nasıl zikirlerin yapıldığını. Çünkü Hatm-ı Şerif denilince başka bir şey akla gelir. Ve bir de günümüzde diyelim ki hani cehri bir şekilde yapılan zikirler var. Onlarla da karıştırılabilir. O yüzden hocam müsaadenizle sizden ilk önce Hatm-ı Şerif'in ne olduğunu dinlemek istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Öncelikle Allah Teala Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhunun bizlere emanet olarak bırakmış olduğu bu yolu hakkıyla devam ettirmeyi Mevla Teala hepimize nasip eylesin. Amin. Amin. Tabii ki Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhunun sağlıklı olduğu dönemde ve sağlığının bozulduğu dönemlerde de Hatm-ı Şerif denen, ki Hatm-ı Şerif Hatm-ı Hace, Hace olarak ifade edilir. Hace Farsça'da hoca demektir. Çoğulu da Hacegan'dır. Yani Hatm-ı Hacegan, hocaların hatmesi anlamına geliyor. Daha önceleri tasavvufta belli merhaleye gelen kişilere Hace deniyordu. Ve bu Hatm-ı Şerif'i o Haceler yapardı. Onun için de zaten ismi Hatm-ı Hacegan'dır. Asıl itibarıyla. Yani hocaların hatmeşidir. Hatta Ali Haydar Efendi Kuddisesi ruhuya bu aslında böyledir de günümüzde hace olmayan, yani hoca olmayanlar da buna katılıyor. Bu nedendir diye sorulduğunda garip zamandayız. Dolayısıyla hoca olmayanlar da artık buna katılabilir ifadesini kullanmıştı. Ama işin aslında bu var. Böyle olmakla birlikte Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhunun Hatm-ı Hace konusunda çok ama çok titiz olduğunu etrafında olan herkes çok iyi bilir. Yani Efendi Hazretleri sağlığı yerinde iken Hatm-ı Hace konusunda illa bulunduğu yerde yapılmasını isterdi. Sade bulunduğu yerde değil, yani yapılabilecek her yerde yapılmasını isterdi. Oradaki insanların sayısının ne kadar olduğu da önemli değil. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhu
3 kişiyle, 5 kişiyle, 6 kişiyle hatmi şerif yapmıştır. Yani hayatında bu öyle az olan bir şey de değildir. Çünkü Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu sürekli sohbetlere giden, İstanbul dışına çıkan, belli bölgelere devamlı olarak giden kişiydi Türkiye'nin. Dolayısıyla bulunduğu yerde bazen çok kişi de olmayabilirdi hatmi şerifin yapıldığı vakitlerde. Yine de Efendi Hazretleri hatmi şerifi asla terk etmezdi. Diğer tarikatlarda malum sesli zikirler var. Bizim Nakşi yolunda sesli zikir yok. Gerek münferiden olsun, tek başına zikir sessiz olarak yapılır. Toplu olarak yapılan hatma hacede de yine toplu zikir ama sessiz olarak yapılır. Özelliği budur. Bunu Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu dediğimiz gibi yaşadığı dönemlerde sürekli olarak yapmıştır. Yani bu yolda olan birisinin mutlaka eğer imkanı varsa bunu asla terk etmemesi gerekir. Günde iki defa yapılıyor malumunuz sabah ve akşam vakitlerinde. Bu Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu zamanından beri böyledir ve halen böyle devam etmektedir. İmkanı olan kardeşlerimiz şunu çok iyi bilsinler ki, Efendi Hazretleri Hatm-ı Hace mevcut tasavvuf zikrinin dışında tasavvuf erbabı olan kişilerin ilgilendiği alandır ve terk etmediği alandır. Toplu olarak sessiz yapılan bu zikirde öyle zikirler vardır ki bunlardan inşallah bahsedeceğiz. Dolayısıyla gerçekten ümmetin selameti adına yapılması gereken bir şeydir. Sadece katılanların değil, tüm ümmetin selameti düşünülerek bunlar yapılmaktadır. Ve meşayih bunu devamlı olarak yapmıştır. Yani meşayihin hayatına bakıldığı zaman da her meşayihin kendi döneminde mutlaka bunu yaptığını görüyoruz. Yani okuyarak anlıyoruz, nakillerden anlıyoruz. Onun için Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu da hali hayatında sağlığı yerinde olduğunda bizzat kendisi bunu yaparak icra ederdi. Sağlığı bozulduğu zamanlarda katılırdı, katılabildiği zamanlarda yani illa katılırdı, terk etmezdi. Hatm-ı Şerif'e çok büyük bir önem atfederdi. Dolayısıyla bize düşen de aynı şeyi devam ettirmektir. Yani bu konuda eksiklik yapmamaktır. Hocam şimdi tabii bizi dinleyenler yine şurayı merak etmiş de olabilir. Hani dediniz ya münferiden ve olsun toplu olsa da sessiz zikir yapılır. Yani buradaki bir şekilde hafif bahsetmek sanırım faydalı olabilir hocam. Yani nasıl yapılır? Mesela yani toplanıldığı zaman da. Şöyle diyelim. Yani yapılacak olan zikir evvela o hatmeyi idare eden kişi tarafından sesli olarak söylenir. Diğerleri bunu sessiz olarak yaparlar. Halka şeklinde? Halka şeklinde sessiz olarak yaparlar. Yani Nakşi yolunda zaten sesli ne toplu ne münferiden zikir yok. Evet. Dolayısıyla yine aynı normal yol adabına uygun olarak sessiz bir şekilde bu zikir yerine getirilir ki yine söylüyorum Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'nun asla terk etmediği hatta ümmetin selametinin buna bağlı olduğu dediği çok önemsediği şeylerden birisidir. Yani ben ihvanım diyen bir kişi mutlaka buna bulunduğu yerde yetişmeli. Eğer bulunduğu yerde böyle bir şey yapılmıyorsa, başka bir yerde yapılıyorsa mümkün olduğu vakitte, müşahit olduğu vakitte mutlaka oraya yetişmelidir. Yani Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'nun sözüdür. Ya şimdi sabah kalkacaksın, kış mevsimi, hava soğuk, nefis sana öyle der. Yani gideceksin, Hatm-ı Şerif'e katılacaksın. Bu çok zor bir iş ya. Bunu illa da yapılması gereken bir şey midir? Yani hani tarikat dersi gibi bir şey de değil. Dolayısıyla canım şimdilik tehir edelim. Bu nefsin size olan telkinidir, başka bir şey değildir. Onun için ona itibar etmeyin. Bu zorluğu çekin. Varsa bir zorluk, mükafatını çok fazla olarak göreceksiniz derdi. Peki hocam, şimdi Hatm-ı Şerif'in ne olduğunu az çok anladık. Bir de Hatm-ı Şerif'teki bazı zikirlerden en azından bahsedilmesini istiyorum. Çünkü oradaki zikirler hakikaten çok önemli ve hakkında da birçok hadis-i şeriflerin vesairenin olduğu hadis-i şeriflerde geçen rivayet olan daha doğrusu zikirler. Bu konuda bir bilgi verip ondan sonra Efendi Hazretimizin Hatm-ı Şerif noktasındaki mücadelelerini dinlemek istiyorum hocam. Yani nasıl fedakarlıklar yaparak bunu bırakmadı? O yüzden ilk önce müsaadenizle mesela Hatm-ı Şerif'te nasıl bir zikir var hocam? Neler yapıyoruz? Şimdi tabii ki Hatm-ı Şerif'in bütünüyle içeriğini anlatmak o ancak gelen kişi içindir.
Yani bizim bu konuşmada içeriğin bütününü anlatmamıza gerek de yok zaten. Ancak şunu bilelim ki içerisinde 1001 tane İhlas-ı Şerif var ki, hani derler ya, her derde deva. Hatta Efendi Hazretleri Kuddisesir Ruhu, bir kardeşimiz, hali vakti yerinde olan bir kardeşimiz, işlerinin bozulduğundan, birkaç müessesesini kapattığından bahsettiği zamanda, Efendi Hazretleri Kuddisesir Ruhu ona demişti ki, sen hatmi şeriflere katılmıyor musun demişti. Efendi Hazretleri bu aralar biraz iş yoğunluğu sebebiyle, yani eskisi kadar yoğun bir şekilde katılamıyoruz. İmkan buldukça bazen geliyoruz deyince, Efendi Hazretleri Kuddisesir Ruhu ona demişti ki, bu 1001 İhlas-ı Şerif kişinin hem malını, hem canını, hem ülkesini, her şeyi korur. Bundan geri kalma demişti. Yani sen eğer korunma istiyorsan kendine, bundan geri kalma demişti. Bu gerçekten önemli bir şey. Evet. Bir de bu zikir halkası olması itibarıyla, hani meleklerin gıpta ettiği bir hadisedir. Böyle Allah'ı anmak için, Mevla'yı zikretmek için insanların toplandığı bir yer, meleklerin dahi gıpta ettiği bir yerdir. Ve gördükleri zaman hemen Mevla'ya, kulların seni zikretmek için toplandılar dediği hadise budur zaten. Onun için gerçekten hatmi şerifler bu açıdan çok önemliydi. Bunun önemini Efendi Hazretleri Kuddisesir Ruhu'nun ifadelerinden de zaten biz anlıyoruz ne kadar önemli olduğunu. Çok kardeşlerimize çok ifadeleri var. Mesela hatmi şerife gelemeyen, yetişemeyen, geç kalan her ne ise onların bu durumlarını Efendi Hazretleri'ne aktardıklarında Efendi Hazretleri'nin yani gelemedim Efendi Hazretleri, yetişemedim diyen kişilere bile mutlaka yetişseydin, mutlaka gelseydin, işini ona göre ayarlasaydın ifadeleri var Efendi Hazretleri'nin. Yani bu gerçekten bu yolun önemli ayaklarından birinin hatmi hace olduğunu, hatmi şerif olduğunu bizlere anlatıyor. Ve Efendi Hazretleri'ni kimse diyemez ki burada olduğu zamanlarda, burada veya bir yere gittiği zamanda gittiği yerde hatmi şerifi terk etmiştir. Böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Sayı önemli değil. Anlatıyor Hoca Efendilerden bir tanesi, Resul Hoca. Ankara'ya gitmiştik, 3 kişiydik. Gittiğimiz yerde de 3 kişi vardı. Efendi Hazretleri hemen hatmi şerif yapalım dedi. Vakit o vakitti. Ben düşündüm ki diyor Resul Hoca, ya 6 kişi bu kadar zikirleri nasıl yapacak? Bu çok ağır gibi. Hatta şöyle diyeyim diyor Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri dedi ki oturalım, Allah o ağırlığı üzerinizden alacak. Hakikaten oturduk diyor, nasıl bittiğini anlayamadık. Yani bir işi, vazife ise sana bu iş ve bunu sen bir vazife olarak görüyorsan o sana ağır gelmemeli zaten. Sayının değil, sendeki halin önemi var, bu onu anlatıyor. Yani Efendi Hazretleri 3 kişi olarak bile hatmi şerif yaptığı var. Bırakın 6 kişi, 3 kişiyle hatmi şerif yaptığı var. Yarım saat, 40 dakika falan. Yani sürüyor belki 1 saat. Evet. Ama bir önemi yok. Neden? Çünkü hatmi şerif o kadar önemlidir ki bunu anlamanız için bir şey anlatayım size. Şeyh Şamil vardı. 35 sene rahmetullah Ruslarla mücadele etti. Cihad etti yani onlarla. Bil fiil arkadaşlarıyla birlikte. Ve Halid-i Bağdadi'nin halifelerindendi Kuddisesir Ruh. Onun halifelerindendi. Ve 35 sene sonunda Ruslar esir aldı onu. O bir rivayete göre Kabri Şerif'i ziyaret ettiğinde Halid-i Bağdadi'nin bir rivayete göre hani bir hal olur ya bu yolda olanlara öyle soruyor ona Şeyh-i Halid-i Bağdadi Kuddisesir Ruhu. Hatmi şerifleri niye terk ettin? Niye bıraktın? Bundan ne anlıyoruz? Mevcut duruma baktığımız zaman da yani seni manevi alemde sana kalkan olan o idi demek istiyor ona. Sen manevi alanda sana kalkan olan şeyi bırakarak terk ettin. Akıbeti de bu olur tabii. Veya başka bir şey olur. Ama bu kalkandan Müslümanlar, özellikle tasavvufla ilgilenen kişiler uzak kalmamalıdır. Bu konuda hakikaten gayret içerisinde olmalıdır. Biz Efendi Hazretleri Kuddisesir Ruh'dan hep bunu gördük.
Yani çok uyku bastı beni Efendi Hazretleri. Gelsem de böyle uyuyacaktım. Gelseydin de keşke burada uyusaydın derdi Efendi Hazretleri. Yani uyusaydın burada ama bu halka içerisinde olsaydın derdi. O kadar önemserdi bunu. Dolayısıyla bizler Efendi Hazretleri'nin bu kadar önemsediği bir konuda gevşeklik göstermememiz lazım. Bunu evvela kendimize söyleyelim. Yani sonra arkadaşlarımıza, kardeşlerimize söyleyelim. Hakikaten gevşeklik göstermememiz gereken konulardan birisidir bu. Şimdi Efendi Hazretleri derdi ki, siz bu ülkeyi Ruslara teslim etmek istemiyorsanız, Ruslardan maksat küffardır. O da küffarın bir parçası yani netice itibarıyla. Onlara teslim etmek istemiyorsanız, Hatmi Şerif'i asla aksatmayınız. Dediğimiz gibi manevi kalkandır o. Biz bilemeyiz işin o tarafının içeriğini tam olarak. Ama ehli olanlar bunu çok iyi biliyorlar. Onun için bize böyle telkinlerde bulunuyorlar ki, bu konuda uyanık olun, terk etmeyin, peşinden gidin, aksatmayın, bunları vaktinde yapın. Günde iki defa 60 şerif var, yapın bunları, katılın ve cemaati kalabalık olsun. Olsun ki bereket daha fazla insin. Bunun için Efendi Hazretleri bunları çok telkin ederdi. Hatta bir sabah 60 şerifte Efendi Hazretleri Kuddise Sürruhu, Türk askeri Kıbrıs'a çıkarma yaptı dedi. Daha henüz orada olanların bu hadiseden haberi yok. 74. Ölen kardeşlerimiz var orada. Onlar için dua ediniz ve buradaki zikirleri yaparken de onları aklınıza getiriniz demişti. Neden? Aynı gerekçeden. Gerekçe aynıdır. Nedir o? Bu manevi bir kalkandır. Biz bilemeyiz bunu. Ben de askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım. O tankın kaldığı yere gittik arkadaşlarla beraber. Aklın alacağı bir şey değil. Mevla'nın yardımı. Aklın alacağı bir şey değil. O tank oraya gidemez. Akılla izah edecek olursan. O tarafına ben girmiyorum. Ama şu bir gerçektir, vakadır. Özellikle tasavvufta hatm-ı hacelerin bu konuda hem o ihvanı hem de o bölgedeki Müslümanları hatta ve hatta niyet edilmesi durumunda bütün Müslüman kardeşlerimize kalkan olacağı şeklinde düşünerek bunları yapmak lazım. Yani bir şey yapıyorsanız maksat nedir onu da bilmeniz lazım. Hatm-ı hacede maksat budur. Tüm Müslümanların korunmasıdır. Özelde tamam ihvanlarındır ama genelde tüm Müslümanların korunmasıdır. Onun için hatm-ı haceganlardan asla geri kalmayalım. Efendi Hazretleri Kuddise Sürruhu sağlığı yerinde olduğunda zaten hiç kalmamıştır. Hasta olduğunda bile geri kalmamıştır. Ancak hani eli taş tutamıyor derler ya, o hale geldiğinde geri kalmıştır. Onun için tabii ki gönlü yine oradadır ayrı. Ama geri kalma ancak o zaman olmuştur. Onun dışında olmamıştır. Efendi Hazretleri'nin hayatında biz bunu böyle gördük. Ve tüm tavsiyeleri de bu yönde idi. Peki hocam. Hocam şimdi bu dediğinizden tabii bizi dinleyen kardeşlerimizin de muhtemel böyle bir sual aklına gelmiştir. Onların diliyle soruyorum size. Peki hocam, madem bu Hatmi Şerif ülkeyi bir manevi kalkana alıyor, o zaman biz neden diyelim ki savunma sanayiye yatırım yapıyoruz? Sadece bunu yapmakla bu şekilde kendimizi koruyorsak, niye Müslüman ülkelerde bu şekilde sıkıntılar oluyor? Yani sadece bu mu? Allah Teala buyuruyor ki وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ مِنْ قُوَّةِ. Yani küffar ile mücadele edeceğiniz kuvveti gücünüz yettiği kadar hazırlayınız. Bu zaten bize emir. Tüm bunlar zaten yapılacak. Tüm bunları yaptıktan sonra Müslüman her daim bilecek ki zaferi bahşeden Allah'tır. İşte bu dediklerimiz de onun içindir. Manevi kanaat. Mevla'dan zaferi istemektir manada. Bunun manası bu. Yoksa sadece bunu yap, yat aşağıya, haşa. Öyle bir şey olabilir mi? Allah Teala kuvvet hazırlayın diyor. Hem de gücünüzün yettiği kadar hazırlayın. Yani geri durmayın bunlardan. Bunlar zaten yapılacak. Ama onun ötesinde her Müslüman bilecek ki zafer Allah'tandır. Onu çalışmak bizden, zafer Allah'tandır. Biz Allah'tan zaferi isterken hem güç kuvvet hazırlanacak, hem de bu alanda o hazırlayan kardeşlerimize destek verilecektir, destek çıkılacaktır. Bunlar onun içindir. Anladım. O zaman yani orayı iyi anlamak lazım. Yoksa bunu yaptık tamam bitti her şey, o öyle değil o iş. Anladım. Öyle değil. Yani İslam'ın insanlara yüklemiş olduğu bir takım vazifeler var.
küffara karşı mücadelede de vazifeler var. Bu vazifeler zaten hakkıyla yapılacak, yerine getirilecek ve biz Mevla Teala'dan zaferi isterken küffara karşı bu hatmi şerif dediğimiz, hatmi şerif dediğimiz o zikir ile de Mevla'dan zaferi isteyeceğiz. Bunun için çalışacağız. Anladım. O zaman şunu anlıyorum hocam. Yani zahiri kanadımızı tamamlayacağız, batini kanadımızı tamamlayacağız ve bu şekilde zafere ulaşabileceğiz. Yani birisi eksik olsa olmaz, ikisi olmak zorunda. Ve hatmi şerif de bunun manevi kanat olarak evet, başını çeken bir durum. Doğrudur der. Peki hocam. Hani İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhunun iki kanat dediği var ya, iki kanat ne? Zahir ve batındır. İşte batın tarafını, bu bahsettiğimiz zahir tarafını da, gerçi tasavvuf cihetinden zahir dediğimiz şeriat-ı garranın ahkamıdır. Batın dediğimiz de tasavvuftur. Ama meseleye bu cihetten de baktığımız zaman da onu anlamamız lazım. Evet hocam. Yani zahirde gereken ne ise bunlar ciddiyetle, samimiyetle ve büyük bir fedakarlıkla hazırlanmalı. Ondan sonra da zaferi Allah'tan istemeliyiz manevi alemde. İşte hocam herhalde Muhammed'in ordusu bu oluyor. Mehmetçik dediğimiz şey. Hem zahiri hem batını. Aynen öyle. Allah'ım bütün askerlerimizi bu müsemmaya layık eylesin hocam. Amin. Bizleri de onların manevi kuvvet eylesin arkada. Peki hocam, konuşmalarınızın içerisinde şöyle bir şeylerden de zikrettiniz, yani bahsettiniz. Efendi çok mücadele etti hatmi şerif yapmak için, hiç bırakmadı. İki kişi de olsa, işte üç kişi de olsa, işte altı kişilik hatmi şerifler yaptı ki uzun bir zaman alır hakikaten. Bu konuyla alakalı Efendi Asya'mızın yani yapmış olduğu fedakarlıklardan veyahut da yaşamış olduğu olaylardan bahsederseniz seviniriz hocam. En azından bizlere de evet, feyiz olma olur. Hem bereketlenme açısından evet, hem de biz şimdi hani babadan kaldı nimete konduk misali var ya. Miras. Bizim, evet miras yani. Bizim şu anda üzerinde bulunduğumuz mirasa konmak gibi bir şey. Ama bu mirasın oluşması öyle kolay olmadı. Zannediliyor ki Efendi Hazretleri bir yere gittiği zaman da sohbet için, emr-i maruf için bir yerlere gittiği zaman da böyle lüks otellerde ağırlanıyordu veyahut da böyle iyi, güzel medreselerde ağırlanıyordu. Nerede o zaman onlar ya? Bu işin başlarında Efendi Hazretleri mesela Hızır Efendi merhum ile beraber emr-i marufa gittiği dönemde vardı. Bir araba, 2-3 kişiler, bilemedin 4 kişi. Yemekleri pişiren kim? Hızır Efendi makarna pişiriyor, onu yiyorlar. Nerede? Neresi müşahit olursa orada. Bunu bazen caminin içerisinde yani dış kısmında da yapabiliyorlardı. Efendi Hazretleri nerede kalıyor? Camide kalıyor. Emr-i Maruf'a gittiği zaman da camide kalıyor. Hızır Efendi derdi ki biz camide kalırdık. 3 kişi, misal camideyiz. Efendi Hazretleri hatmi şerif yapalım derdi. 3 kişiyle bu hatmi şerif biter mi ya? Efendi Hazretleri bunu yapardı diyor. Ve bize yaptırırdı. Siz de böyle yapacaksınız derdi. Yani sen nerede olursan ol, vakti geldiğinde sayıya bakmayacaksın. Bu vazife yapılacak. İki kişi ise iki kişi, değilse üç kişi. Efendi Hazretleri'nin iki kişiyle de hatmi şerif yaptığı var. O darbe zamanları, şu zamanlar, bu zamanlar çok yoğun olduğu dönemler, insanları böyle kolay kolay dışarı çıkamadığı dönemler. İki kişi Efendi Hazretleri, bir kendisi bir de bir başkasıyla hatmi şerif yaptığı vardır. Dolayısıyla böyle fedakarlıklar olmasa idi, bu hal yaşanır mıydı zannediyorsunuz? Yani evvelinde fedakarlık olmayan hiçbir işte böyle bir hal sonuç olarak ortaya çıkmaz. Efendi Hazretleri'nin cenazesindeki hali siz normal bir hal mi zannediyorsunuz? O kadar insan oraya toplayan nedir? O kadar insan oraya toplayan zamanında Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhunun yapmış olduğu fedakarlıklardır. O yolculuklarda çektiği çilelerdir, zahmetlerdir. Üşenmek diye bir şey Efendi Hazretleri'nin hayatında yoktu. Yoktur yani. Eğer bir şey yapılması gerekiyorsa mutlaka yapılacaktır. Onu aksatmak, sonraya bırakmak böyle bir şey yoktur Efendi Hazretleri'nin hayatında. Biz buna şahidiz. Her konuda şahidiz. Onun için daha önceki kardeşlerimiz yani Efendi Hazretleri'nin yeni o makama geldiği dönemlerde öyle imkanlar, şunlar, bunlar yok o zaman. Öyle dönemlerde bile Efendi Hazretleri ne emri bil maruftan geri kalmıştır. Yani İstanbul dışına çıkarak dini anlatmaktan geri kalmamıştır. İşte Hızır Efendi'nin anlattığı da o dönemlerdir. O dönemlerde 2-3 kişi hatmi şerif yapardık diyor ya Hızır Efendi.
Efendimiz 3 kişiyiz, 4 kişiyiz. Yani öyle yüksek sayılar yok. Ve bir hatmi şerif bir saate yakın sürüyor. Hiç zamanın önemi yoktur. Bu vazife yapılacak, bitti. Efendimiz Hazretleri'nin yani dini yaşantısına baktığınız zaman da öyle ihmal edelim, sonraya bırakalım, sonra yapsak da olur. Bu ifadeler yoktur. Her şey yeri geldiğinde yapılacaktır. Bu hatmi şerif oldukça uzun bir zikir. Dolayısıyla bunu yapabilmek için yani kalabalık bir ortam olması lazım ki böyle kısa zamanda yapılabilsin. Yoksa çok uzun bir zaman alır. Böyle 3-4 kişi bunu yapsa bir saati alır neredeyse. Hiç önemli değildir. Değil bir saat. 2 saati de alsa Efendimiz Hazretleri onu yapardı. Kuddise sırru. İşte onun bu marifeti diyelim, bu mahiyeti, bu özelliği onu bu şekilde ortaya çıkarmıştır. Bunu iyi bilmek lazım. Evet. Ben onun için kendimi miras yedi olarak adlandırıyorum. Niye? Çünkü biz Efendimiz Hazretleri'nin yaptığı o fedakarlıkları yapıyor muyuz? Hayatımıza bir bakalım. Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Kendimizi kandırmaya gerek yoktur. Dolayısıyla bu fedakarlıklar yapılmalı. Mutlaka olmalı. Ha şimdi ihvan çoğaldı zaten. Gidilen yerlerde de insanlar çok yapılıyor. Olsun. Ne kadar güzel, bereket. Ama nerede olursa olsun ihvanlar bir araya geldiği zaman hatmi şerifi mutlaka yapmalılar. Bunu ihmal etmemeliler. Efendimiz Hazretleri'nin hayatına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Asla hiçbir şekilde Efendimiz Hazretleri hatmi şerifi ihmal etmemiştir. En zor dönemlerde bile dediğim gibi ihtilal döneminde yanında bir kişi bir de kendisi iki kişi hatmi şerifi yapmıştır Efendimiz Hazretleri. İhmal etmemiştir. Biz bu kadar genişlik halinde bunları hakkıyla yerine getiremiyorsak bilmiyorum. Evet. Yarın ne diye nasıl bir cevap vereceğiz onu bilmiyorum. Allah Teala hepimizi korusun. Amin. Hocam şimdi tabii konu hatmi şerif ama sizin anlattığınızdan benim kafam dağıldı. Kafam gitti. Şu noktada bir gidiş var. Şimdi evet hatmi şerifi işliyoruz ama hocam dediniz ki Efendi Hazretleri camide yatıyor. Yemeği Efendi Hazretleri işte Hızır Efendi yapıyor yanlarında kapkacağıyla. Evet. Hocam bizler bugün uçakla rahat gittiğiniz yerlerde rahat konaklama imkanları var. Yani böyle olduğu, yani kendi adıma konuşuyorum. Böyle olduğu halde biz rahat şu an oturduğum rahatlığımı ben bozamıyorum. Efendi yani ne kadar bir sıkıntı çekmiş hocam. Hızır Efendi dediğiniz olay 85-90'lar hocam demek ki çok aşağıda değil yani. Değil. Yani çok büyük bir, büyük ne kadar bir araba yani, nasıl bir araba? Çok büyük fedakarlıklar var. Öyle az bir fedakarlık yok. Yani. Zaten o olmadan bu işlerde bu hale gelmez. Ha şimdi imkanlar genişledi diye biz kendimizi zorluğa da sokacak değiliz. Ama o imkan nispetinde yine o incelikleri mutlaka olduğu şekliyle yaşatmalıyız. Yani Efendimiz Hazretleri ne kadar titiz davrandıysa bu konuda o titizliği göstermeliyiz. Biz gösterelim, cemaat kalabalık, hatmi şerif kısa zamanda bitiyor. Bitsin ama yeter ki yapılsın, terk edilmesin. Veya başka bir ortamda bulunduk, İstanbul dışında herhangi bir ortamda bulunduk. Sayı bu kadar değil. İhmal yok, illa yerine gelecek. Daha çok onu anlatmaya çalışıyoruz. Ha Efendi Hazretleri elbette 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi yaptığı zamanlar çok. Az değil ha, çok. Böyle yaptığı zamanlar tamam. Bu işin ilk dönemleriydi. Tabii ki sıkıntılar çekildi. Çekilmeden de olmuyor zaten. Bunları Efendi Hazretleri çekti hakikaten bu sıkıntıları. Ama onlar Efendi Hazretleri için sıkıntı değil. Manevi terakki idi. Mesele orada. İş kişinin yaptığı şeyi Allah için yapması ve tasavvuf ehli ise bu adam yaptığı şeyin ne kadar zor olursa olsun mutlaka yapılması gerektiği. Çünkü manevi terakkisi için illa gerekli olduğu şuurunda olarak bunları yapmalı. Efendimiz Hazretleri bunları öyle 2 kişi, 3 kişi, 60 herif yaptığı zaman da bu bir vazifedir, illa yapılacak. Ve Mevla Teala bununla tarafımızdan razı edilecek düşüncesiyle yapılıyordu bunlar. Evet. İnşallah biz de o fikirde olur bunları devam ettiririz. Amin hocam. Allah razı olsun. Hocam ama şurada tabii böyle bir söz de almış olayım. Şu an yeni bir konu başlığı aslında kafamızda şekillendi. Efendinin çektiği sıkıntıları hocam bilmemiz lazım. Onda hiç şüphe yok. Bunları İnşallah sizden dinlemeliyiz bundan sonra hocam. Bu konu üzerinde daha fazla duracağız. Çok yani önemli. Konuyu daha çok Efendi Hazretleri'nin yaşadığı dönem itibariyle ta baştan bu döneme kadar
sıkıntılı dönemlerini de, neden dolayı sıkıntı çektiğini de bu konulara inşallah vurgu yapacağız çok bundan sonra. Hocam, Allah nasip ederse. Peki hocam, Allah razı olsun. Hocam Allah Teala Efendi Aleyhisselam'ın tırnaklarını kazıyarak, tabiri caiz tırnaklarıyla kazıyarak oluşturduğu bu manevi sofrayı muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin amin, hocam. Amin. Mevla hocalarımızı başlarımızdan eksik etmesin. Bizi her zaman Efendinin yolunda daim etsin. Amin. Peki Allah amin, razı olsun. Cümlemizden. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. İnşallah bir sonraki haftalarda daha farklı konularla tekrardan karşınızda olacağız. Rabbimiz Efendi Aleyhisselam'ı en iyi şekilde anlayıp ve onu da size anlatabilmeyi, ifade ve istifade noktasında da tam bir faydalanmanın olabileceği meclisleri bizlere bahşeylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.